eğlenceli programında yine Işıl Deniz Erdem Gönüşlük'le Eğlence Rüzgarı programına herkese hoş geldi. Bugün yine bomba gibi konuklarım var, çok özel konuklarımız var ama bir ses geliyor, duyuyor musunuz? Erdem Bey uyuyor. Erdem Bey uyuyakaldı yayını beklerken. Şimdi Erdem Bey git. Tolgacığım, Erdem Bey bir şekilde uyandırabiliriz, o da müzik. Bir şarkı verelim, zıplatalım onu diyorum. Çünkü çok özel, çok ünlü konuklarım var bugün. Hiç vakit kaybetmeyelim. Erdem Bey uyandıralım. Gelsin müziğimiz. Son ses istiyorum. Yıkılsın buralar. Ekran başı, siz de açın. Ve oynamaya.
şarkı bitti. Bitti mi? Önce uyuyakaldınız sonra bugün pek iyi değil Erdem Bey herhalde, öyle mi Erdem Bey? Niye acaba? İyi misiniz? Çok iyi, dur ben yoruldum. Haydi bakalım o zaman ben konuşayım. Bugün çok çok değerli konuklarımız olacak. Hakikaten çok ünlü, gerçekten hem sözleriyle hem besteleriyle birçok sanatçının bugün piyasada olmasının nedenidir. Aynı zamanda hem bestekar, hem söz üzeri, hem yapımcı, hem yönetmen. Yani hani şu elleri görüyorsunuz ya, bütün parmaklarda bir marifet var. Hepsinde. Çok çok değerli bir sanatçı, bir üstad. Çok teşekkür ediyoruz kendisi bizi kırmayıp geldiği için günün bu vaktinde. Efendim, Murat Yaman geliyor. On parmağında on marifet. Dinliyoruz. Merhaba. Hoş geldin Murat'cığım. Naber? Çok teşekkür ediyorum. Oyunu beğendin mi? Bu saatte bizi kırmadın geldin, çok teşekkür ediyorum. Oyunumu beğendin mi oyunumu? Hemen bir başlayayım. Ne güzel oynuyorsun valla ya. Çok oluyor. Sen çok zayıflaman lazım. Tabii çok, zaten bunun için program yapıyorum. Çok zayıflamak için. Ekran başında herkes saygıyla selamlıyorum. Biz de. Sağ efendim abi. Saygı ve sevgilerimizi, her şeyimiz üzgün olsun. İletiyoruz. Hemen bir şarkı alalım, hiç beklemiyorum. Bugün çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Ben yoruldum, hayat gelsin.
çekim dilersem infaz kar etmez değilim sözlerim ağrını dokunur kalbe şu suskun ağzımı açtırma beni sözlerim ağrını dokunur kalbe şu suskun ağzımı açtırma beni. Bravo. Bravo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Murat Yaman diyoruz. Murat Yaman hakikaten çok çok önemli bir değer ve günün bu saatinde stüdyomuzda olması bizim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk. Murat'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Hayırlı olsun, olmasın. Çok oldu gerçi burada başlayalım evet. Ama yani seni görmek bir başka güzel oldu. Teşekkür evet. Ederim. Kardeşlerin en güzeli. Zaten en güzel, aynı şekilde katılıyorum. Başka bir partnerimizle evet. Yaptığımız sevgili Mehmet Samsuval ile yaptığımız programa da sevgili Murat Yaman katılmıştı. Ne zaman çağırsak kırmadı. Sağ olsun. Evet, çok o zaman evet. Ya biraz önce oynadım hakikaten. Yoruldum ama. Sana bir soru sormak istiyorum. Buyur, çok önemli soracağım. Bu kadar oynuyorsun, hiç yorulmaz mısın sen? Bu kadar sen zaten sevgili seyirciler, şimdi bakın bir gerçeği ifşa etmek istiyorum. Hani sevgili Işıl'da olan hani bu partner birliklerimizi berkitmek adına daha bala ilişkilere ulaştırabilmek adına anlıyorsun ne demek istediğimi? Yok anlamadım. Bir gerçeği açıklayacağım. Şimdi ben oynuyorum. Osmanlıca konuşuyor. Öyle oynadım. Seni görünce dayanamıyorum. Sevgili seyirciler şimdi kendisi ben hani az oynayayım diye çabuk yorulayım diye bana gerçekten bir restoranta götürdü az önce. Orada bana bayağı bir yemek ısmarladı. Hani ne kadar verdiğini söylemeyeceğim. Ayıptır söylemesi. Teşekkür ederim kendine. Ben anlayamadım. Acaba dedim bana niye bu kadar yemek ısmarlıyor? Sebebini sonradan anladım. Neden? Bunu anlatırken çok jülide duygular içerisindeyim sevgili seyirciler. Çünkü sebebi sonradan ortaya çıktı. Evet niye? Yorulayım da fazla oynamayayım. Fazla konuşmayayım, susayım. Aşk meydan olsun. Ona kalsın diye. Mu? Ben anlıyorum ama çok teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim, o kadar ısmarladın. Ama ben yine buradayım, dimdik ayaktayım sevgili seyirciler. Yine programımızı devam ediyoruz. Şimdi bakın, nasıl başlarsak öyle gider sloganımı her zaman söylüyorum. Evet. Şimdi hep birlikte konumuza geçmeden önce, az sonra çok müthiş bir konumuz daha bizlerle birlikte olacak. Şunu söylemek istiyorum. Ekran başında bizi izleyen binlere, yüz binlere, milyonlara soruyorum. Sevgili konumuz da burada. Mutlu olmak ister misiniz? Bekliyorum. Kim ekran başında abi? Herkes, ben istiyorum diyor. O zaman şunu söylemek istiyorum. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz az önce ben programı hakikaten horul horul uyuyordum. Müziği duyunca kol bastığı dayanamadım, kalktım oynamaya başladım. Çünkü uyuyordum. Uyurken sevgili seyirciler, rüyamda hayatın mutluluk olduğunu gördüm. Sonra birden kol bastığı duyunca uyandım, baktım ki hayat bir görevdir. Çalıştım ve anladım ki hayat bir mutluluktur sevgili seyirciler. Şimdi herkes mutlu olmak ister. Fakat inanın ki mutlu olmak sadece yaptıklarınız ve olduğunuz değildir efendim. Mutluluk sizin içinizde, kendi benliğinizdeki fikirleriniz ve düşüncelerinizdir sizi bir mutlu şey eden diyoruz. İyi şeyler düşünelim, mutlu olalım, hareketli müziklerde de oynayalım. Sevgili Murat Yaman'a da soracağım. Mutluluk evet. Nedir sence? Evet, öyle başlayalım. Özellikle bir sanatçıdan dinleyelim, bir sanatçı evet. Gözüyle önce. Evet, mutluluk nedir? Neler seni mutlu eder mesela? Evet. Çok güzel bir soru sordun. Mutluluk. Ben dinleyeyim. Tabii ki, buyurun efendim. Anlık şeylerdir. Hı hı. Sürekli olamayız. Ama biz nasıl bir şey görmedik. Benim söylediklerime katılıyor musunuz? İşte uyudum ya. Siz beni gördünüz mü? Ama sen geçen kapı vızıltısından bile oynuyor güzel. Apaçı bir şey. Bak ne kadar ter. Evet, ter atmak iyidir. Bütün o nikotinleri, kötü nikotinleri aynen. Atıyorsun. Ben de spor benim spor yaşam felsefem. Yani benim evet. Hayat şeyim anlatabiliyor muyum? Kickboksçudur. Öyle mi? Çok sağ ol. O zaman sorularımıza çok dikkat etmemiz lazım sevgili seyirciler. Hele bir yakındayım şu anda. Hiç belli olmaz. Yani bilebilirim. Yok tamam. Bakın kendisi çok mülayim kalpli bir konumuz. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani Allah ne derler? Muvaffakiyetine ulaştırsın. Amin evet. Amin. Muvaffakiyetine. Allah muvaffakiyetine ulaştırsın. Evet. Aynen. Onu söyleyeyim. Sizle tabii konuşurken dikkatli olmamız lazım. Hakikaten ki boks yaptınız mı? Yok estağfurullah. Ama kimse yaptınız incitmez mı? Ki. Ben hani... bir karıncayı bile incitmem. Aynen. Valla şu var.
Sporu biz hani çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Şimdi bakıyorum mesela bütün arabalarda, bütün taksilerde, bütün ama arabalarda böyle vezvol sopasıyla geziyorlar. Trafikte kendinden emin olmayan insanlar. Evet, çünkü çok yanlış bir izlenim. Halk olarak çok kötü bir şeydeyiz. Hiç sabır yok. Hiç kimsenin kimseye tahammülü yok. O yüzden de çok üzülüyorum. Yani Erdem Bey sokağa yıkıyordu gelirken. Efendim, bal indiriyorlar o arada. Biz de sokağın Osman Bey'i sokağa, o yandan geliyoruz şeyden. Bir anlık öfkeden çok sinirleniyor vallahi Erdem. Bir anlık öfkeden şeyler çıkıyor. Aynen. Şimdi işte ne bileyim yani kesici aletler olsun, silah olsun bunlara karşıyım. Sopaya şeye. Hani kendimizi koruma amaçlı iyidir yani şey olarak ama sağlığın için spor, kondisyon sürekli yapıyorum. Yani sürekli yapıyorum. Ayak kondisyonu. Şimdi ben biliyorsun 50 kiloluk kamera sırtımda klip çekiyorum. Tabii sizin değil mi? Klip çekmek için şimdi o 50 kiloluk kamerayı kaldırmak eskiden öyleydi de. Şimdi ağırlık çalışıyorum. Ağırlık çalıştığım için kolum güçleniyor. Bu sefer ne oluyor? Kamerayı kaldırdığım zaman belim incinmiyor. Evet. O yüzden de sürekli kas ağırlık çalışıyorum. Yoksa bel fıtığı olursun. Çünkü bizim işimiz kamera. Evet. Klip çekiyorum ya. Evet. Yaklaşık 1700 tane klip çekmişim. Evet. Kamera sırtında. Ya yani bir nevi hamallık. Normalde klip yönetmenleri oturur monitör başında böyle işte kurgusunu yapar. Ben hem kurgu yaparım hem kamera sırtında. Gösteriş için, klip için 30 kişi giderler. 20 kişi. Evet. Ve o klip ulusal kanalda yayınlanmaz ama ben tek başıma iki kişiyle giderim klibi çekerim ve o klip ulusal kanallarda da döner yani. Evet. Onlar hep gösteriş, aldatmaca işte insanları kandırıyorlar. Biz hem uyguna yapıyoruz klibi hem kendi ses kayıt stüdyomuz var. Aynı zamanda müzik yönetmeni. Şimdi ben Murat Bey bir şey soracağım. Bir Jean Premier gibi size bir soru soracağım. Çünkü kickboksçusunuz ya. Kickboksçu olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben sevgili seyircilerimiz az çok tanıyorlardır. Ben lafı güzel yapmayı sevmem. Boş direkt, konuşmaz yani. Evet, direkt konuya girerim. Hiç konuşmaz. Evet. Değerli konuğumuz bakın bugün Erdem Gençtürk ve Işıl Deniz'le Eğlence Rüzgarı'nda gerçekten çok eğlenceli şeyler olacak az sonra. Sakın ekranınızın başından ayrılmayın. Sakın başka kanala geçmeyin. Stüdyoyu basabilirler. Her an basabilirler stüdyoyu. Bekliyoruz. Şimdi dedim ya lafı güzel sevmem. Bakın ben kendisiyle ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben biliyorsunuz ben konuklarımla öncesinden programda ne sohbet edeceğimi konuşmam. Bizde her şey doğaldır. Bazen konuklarımız kızabilirler. Bazen bizi ayakta alkışlayabilirler sorduğumuz sorularla, konuştuğumuz konularla ilgili olarak. Bazen de keşke böyle soru sormasaydım diyenleri biz biliriz. Yok benim ama, öyle değilim ben ama. Ben şimdi bir şey konuklarımız, şimdi bugünkü çok değerli mihmanımız, bakın çok değerli mihmanımız Murat Yaman pek çok kişi tanıyor. Ancak kendisini şöyle hatırlatmak babına bir şey söylemek istiyorum. Ben söyleyeceğim onu. Onu sen, ben söyleyeceğim. Lütfen. O zaman şimdi yani, söyler misin diyeceğim. Efendim, bakın Murat çok Yaman, önemli bir şey. Murat Yaman birçok ünlü sanatçıyı patlatan adamdır. Evet. Piyasadan bildiğimiz hepimizin ezbere söylediği ve arabeskin patlama nedenlerinden biri olan kesinlikle öyledir. Çünkü sevgili Masum Kırmızıgül'ün Alem Buysa Kral Benim şarkısını da yapan adamdır. Biliyorsunuz Masum ilk albümü o kadar ses getirmemişti. Bu şarkıyla inanılmaz bir çıkış yaptı. Sadece o değil bütün ünlülerin hakikaten hepsinde emeği olan çok çok ciddi projelerde yer alan hem yapımcı hem yönetmen hem besteci hem söz yazarı hem de kendisi çok değerli bir üstad. Her şey var maşallah. Aslında çok da şey biliyorum onunla ilgili ama söyleyemiyorum şimdi kızar bana diye. Mesela estağfurullah benim mesela en son Ankara'nın Bağlarını klibini ben yaptım ve şarkı Yıkıldı. Bayağı Tarkan'dan daha çok tıklandı. Şimdi çok ben aslında ben biraz geri çekildim. Bu sanat camiasını hiç beğenmedim. Çünkü sanat camiasında medyatik olmak için biraz da onurundan, gururundan taviz vermen gerekir. Biz onu yapmadık. Biz annem bize terbiyeli olmamızı öğretti. Yani Müslüman olmamızı öğretti. Allah'ın sevgisini öğretti. Tabii. En çok da Allah'ın aşkını. Yani vicdanlı olmamızı öğrettiği için bir baktım yani sanat camiası hakikaten yani orada aileni rencide etmen lazım. Evet. Bizim çıktığımız dönemlerde hani böyle reklamın iyisi kötüsü olmaz dönemleri. Yapıyordular. Ben çekildim.
Ama şimdi güzel şeyler yapıyorum tabii. Aslında güzel çok şarkılar. Ünlü kişilerle de hani güzel birlikteleri olmuş bir insan. Tabii. İsim söylemek istemiyorum. Sen, yıkılır burası. Şimdi yani. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Bizim lafı veriyorsun. Ben de biliyorum ne söyleyeceğini de. Bir söylesek mi? İzin veriyor musunuz? Tabii ne? Yok vermiyorum. İzin veriyormuş ama. İzin veriyormuş. Kiminle sevgili olduğunu söyleyeyim mi bir ara? Daha önceden. Açıklayalım mı? Ver. Kiminle? Söylemeyeyim onu boşver. Hadi. Sevgili mi? Evet. Evet. Çok aslında önemli bir konu bu. Çok önemli biliyorum. Bir ben isim. Ben de biliyorum. Bayağı ciddi bir bilgileriniz var. Ne sonra... zaman? Bu dediğiniz de ne zaman? Konuştuk yani geçen. O zaman. Sen anlattın çok eski. Ha, söyle, söyle. Biliyorum eski eski. Daha yeni değil, yeni değil eskiden. Yani bu senin dediğin işte bir 20 yıl önce. Evet, yani. 15-20 yıl olmuştur rahat. Evet, ona hiç girmiyorum. Şu anda çünkü çok popüler yani, bir Türkiye'nin hani evet. En meşhur kişilerinden birine çok ciddi bir ilişkisi yani, ama evlenmedi. Şimdi, dedi ki başıma gelecek. Yani gerçekten konumuzun soyadı gibi gerçekten çok yaman bir çok insan. Çok yaman, çok onu, acayip. Onu söylemek istiyorum. Evet, peki onu madem hani sizin haberiniz yoktu, hani ağzımdan kaçacak diye şöyle durdum. İsim veriyor diyordum ki diyordu mu? Sonra kendimi geri çektim. Yani. Şimdi bakın sevgili seyirciler, gerçekten konuğumuz çok yani dolu bir isim. Bir ara bunu Savaş Ay'da da bir konu oldu ama bu konu mu? Bu konu mu gündeme gelmişti? Yok yok, başka bir konu vardı. Çok konuları var. Tabii, hangisi? Konu biz, çok mu? Evet. Bizim tabii hani biz bir de hani o zaman revaçta olduğumuz için bizi kullanmak isteyenler de oldu. Tabii. Bizim de hani o anki... Duygularınız. O anki hani nasıl diyeyim eksikliğimiz. Bazen bir şey öğreniyoruz. Ne kadar eksik olduğumuzu öğreniyoruz. Evet, evet. O yüzden... Ama aşk yani Murat Yaman şimdi hata değil. O anda kaptırmışsın kendini. Olabilir. Hep herkesin başına yok, geliyor. Yok yok, onlar bazı şeyler mesela Savaş Ay bizi götürüyordu. Allah nur içinde yatsın. Amin. Bize diyordu ki işte şey çıkarın. Böyle kavga çıkarın. İşte birbirinize sataşın. Falan böyle. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela burada sokakta bakıyorsunuz. İnsanlar yürüyor, hiç kimse şey olmuyor. Ama bir kavga olsun, herkes toplanıyor. Evet, evet. Savaş Ay da onu yaptırıyordu bize. Mesela bir takım aşk maşk denen bir şey yok. Sırf gündeme gelmek için. Mesela mankenler, sesim gitti herhalde. Geliyor, duyuyoruz şu anda. Yayınlar. Mankenler mesela sanatçılarla kendini tanıtmak için veya sanatçı kendini gündemde göstermek için bir sansasyonel şeyler çıkarıyordu. Evet. Onu yapmadığın zaman gündeme gelemiyordu. Nasıl çıkartıyordun hatırlıyor musunuz? Neler, Erdem mesela, Bey'de çıkaracak da öğrenmeye çalışıyordun. Nasıl sen çıkartıyordun? Mesela satışlamıyordunuz. Ne yapıyordunuz? Mesela şimdi dedi ki Savaş Ay. Söylemeyin söylemeyin. Dedi ki bugünkü programda dedi kavga çıkart. İyi bir reyting yapalım dedi. Sataş şuna dedi. Sizi çekti kenara konuştu. Ben de karşınızda yanınızdaki bir oturan diğer bir konu mesela. Yani nasıl çıkartıyordunuz? Müzik de alakalı işim. Halk adına. Mesela sen diyorsun ki alaylı müzisyenler daha iyi diyorsun. Öbürü diyor ki hayır okullular daha iyi diyor. Giriyorsun birbirine o evet. Tarz. Şimdi mesela Amerika'da, Avrupa'da bir mesela yönetmen olacaksın veya işte sinema veya şeyi okuyorsun. Tamam. Adam sana o kamerayı veriyor. Bunu elinden işte çekiyorsun. Montajı gösteriyor. Elden veriyor yani sana. Ama okullarda bizim mesela Türkiye'de öyle bir şey yok. Hep teori. Hep kağıttan maalesef, bakıyorlar. Hep yazın, evet. Biz şimdi hani şeyden geldiğim alaydan geldiğimiz için evet. O yüzden bizim daha çok şansımız fazla olduğu için evet. O tarz şeylere giriyorduk tabii ki. Peki Murat Bey şeye soracağım. Onlar... siz nasıl çıkartıyordunuz kavga efendim? Ne yapıyordunuz? Nasıl sataşıyordunuz mesela? Onu Murat Bey pek mesela... çıkarmıyordum. Murat Bey'in pek çıkarttınız mı? Olay çıkardınız mı? Ben yok. Ben uzaktan duruyordum. Onlar şey yapıyordular ama ben zaten o yüzden bir iki gittim ondan sonra baktım ha bana göre değil. Çünkü benim... Kavga ediyorlar. Terbiyem ben... Reklam arasında hepsi can ciğer kuzu sarkı. Çaylar, kahveler. Doğru mu? Benim terbiyem ona müsaade etmediği için ben o tarz programlara gitmiyorum. Peki Murat Bey şimdi bakın halkımız bir şey daha merak ediyor. Erdem Bey annesi babası hacıdır bu arada. Yani evet, tebrik öyle çok şeye annem, müsait şimdi, değiller. Murat annem Bey, de evet annem de çok renklik geldi mi? Var. Geliyor şimdi, bu hafta geliyor Murat değil Bey, mi? Siz hani geliyor. Anlatıyorsunuz ya şimdi ben hemen şunu söylemek istiyorum. Hani oradan aklıma geldi bu. Mesela şu anda bu evlilik programlarını nasıl buluyorsunuz? Ya onlarla evlilik mesela programı... Tasdik etmiyorum. Bir kere bizim aile ahlak şeyimiz var. Yani oradaki o evlilik programlarını yapanlar bizi halkı hakikaten kandırıyorlar. Hayır. Yani aldatıyorlar ama ve bu kültürümüzü insanları özendiriyorlar. Ya evet. Yok böyle bir şey.
evlilik programı tamam ya, yok öyle bir şey. Biz Avrupa'nın yani çok gerisindeyiz. Gidiyorlar ajanstan, alıyorlar. Adam, benim bir tane elemanım vardı, yanımda çalışan bir eleman. Ne güzel. Baktım canlı yayında. Yani, Allah, canlı elemanınız canlı yayında. Niye çıkmış? Yani, evlenmek için. Evlenmek için değil, para karşılığı gidiyorlar. İşte diyor, benim arabam var, evim yok. Adam kirada yani, üç tane dairem var. Birbirini demişler ki ona, birbirinizi beğenmeyeceksiniz. İşte, beğenmeyeceksiniz. Hayır değil, ajanstan yani oraya bazıları da işte bazı çok yani bazı hani nasıl diyeyim kendini fenomen yapmak için. Çıkan hani meşhur olmak için. Meşhur olmak için, piyasasını yükseltmek için çıkanlar oluyor. Ama bu insanları aldatıyorlar. Yani bunu önlemli alması lazım. Şimdi devlet buna el koyması. Doğru. Yani. Şunu söylüyorum ben her zaman. Şimdi evlenme programları vesaire. Tamam, reyting alan programlar. Eyvallah da. Şunu söylememiz gerekiyor. Yani bunların çoğu zaten anlaşmalı. İşte bakın, Murat Bey'in elemanı bir bakmış ki evlendirme programı. Niye? Para karşılığı. Yani bunların hepsi senaryo. Burada senaryo ya, belli. Beğenmeyeceksin. Şimdi, beğenmiyor. Yalandan. Hani, ya şov programıdır da ama... Evet. Yani bazı insanlar ona kaptırıyor kendini, bakıyor diyor. İzleyenler de suçlu. Bu yapıyor, niye ben de yapmayayım? İnsanlar, evet. Burası şimdi mesela ekran toplumu yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani özeniyorlar, diziler, yapılan şu diziler halk yozlaştı artık. Yani bizim kültür değerlerimiz var. Aynen. Biz Avrupa'ya özeniyoruz da yani. Aynen. Yok böyle bir şey yani. Şimdi sevgili seyirciler. Kandırıyorlar insanları. Ünlü sanatçı, bakın ünlü sanatçı Murat Yaman kendisi açıkladı. Biz ona bir şey söylemedik. Gayet doğal bir program. Dedi ki evlilik programlarında genelinde dedi. Bakın genelleme yaptı. Hepsi demiyoruz çünkü. Mutlaka içinde telefonla arayıp normal hani evlenmek için arayanlar da vardır. Tabii ki. Yok sözümüz... yok öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yok bence de yok. Çünkü onlar hepsi ben şey. Ben söylemiyorum kendisi yani, söylüyor. Adam bir şey diyor. Ben bekar olsam orada evlenirdim diyor karşımda. Öyle. Ama ben yok, şimdi bekar olsaydım benden geçeli yıllar oldu. Benden geçeli yıllar oldu şimdi, da zaten gitmem bu saatten sonra. Öğrendim şimdi, bütün gerçekler, bütün çıplaklığıyla bizim, çıktı ortaya. Biz kaç nüfusumuz var? 80 milyonumuz. Var. 80 milyon. Yani 80 milyonun %90'ı Müslüman bir ülkeyiz. Ya böyle bir kültürümüz yok. Yani Avrupa'nın biz tam Avrupa'dan çalmışlar, getirmişler. Sırf renting, insanlar izlesin, para kazanayım diye insanları şey yapıyorlar. Yani... bu bir nevi bir nasıl diyeyim yani bir ağzıma almak istemiyorum yani bir insanları yanlış bir sistem evet, diyelim yani insanları bir... tamam şimdi evet, o zaman şunu Erdem Bey, almadan önce şunu söyleyeceğim evet, gerçekten Türk yolu. Televizyonlarında sevgili evet. Seyirciler bakın şu anda Kaç Kar Karadeniz TV ekranında Türkiye'de ilk kez belki bir evlilik programları ve daha önceden Allah rahmet eylesin değil mi önemli gazeteci Savaş Ayın programı ile ilgili de olarak Türkiye'de ilk kez bu kadar tüm açıklar, tüm programlarla ilgili açıklanabilecek tüm gerçeklerin konuşulduğu yegane program şu ana kadar bizim şu anki programımız olsa gerek diye düşünüyorum. Türkiye'de ilkleri açıklandı. Biz diye konuğumuz Murat Yaman açıkladı. Ümit ediyorum ki pek çok insanın kulağına küpe olacak. Murat Yaman diyor ki neden evet. Açıkladın? Birçok kişinin kulağına küpe olabilecek açıklamalardır bunlar. Lütfen buradan hani gerçekten evet, evlenmek uyarıyoruz. Için. Evet, uyarıyor sevgili İzlemeyin, konuğumuz. İzlemeyin, renting vermeyin. Hepsi sahtedir. Yani yok öyle bir şey. Kesinlikle hepsi ajanslardan, şeylerden. Ajanslar. Bu gerçekten gündem olacak bir konudur. Yani başka şeyler de söylemek istiyorum da dilim varmıyor. Aile yok terbim, o kadar detaya girmiyor. Onları zaten iyi ayarlıyorsunuz. O zaman buradan... Murat Yaman'ın eski sevgilileri evet. Açıklamıyoruz sözlerle. Onları açıklamıyoruz ama biz çok da daha çok daha başka benim... önemli konular açıkladık buradan. Onu ümit evet. Ediyorum ki pek çok kişiye mesaj ulaşmıştır diye düşünüyoruz. Biz zaten burada Erdem Gençtürk ve Işıl Deniz'le Eğlence Rüzgarı programında hem eğleniyoruz, dans ediyoruz, bilgiler aktarıyoruz ama aktardığımız bilgiler de halkımızın faydalanabileceği, aynen onların öyle. Hani kulaklarına küpe olabilecek bilgilerdir. Biz laf olsun diye her şeyi konuşmuyoruz. Lütfen bizim programımızdan duyduklarınızın gerçek olduğunu unutmayın diyoruz. Konuğumuz Murat Yaman açıkladı. Biz de büyük bir keyifle, zevkle dinledik. Gerçekler tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine keyfimiz yerine geldi. Çünkü bu gerçekler ortaya çıkınca, ifşa edince keyfimiz yerine geldi. Kendisinden şarkı dinlemek istiyoruz. İki şarkı üst üste istiyorum. Dinleyelim çok konuşuyoruz tamam. Çünkü. İki olur. Şarkı bile. Hazırsa bakalım hangi şarkılar haydi gelecek bakalım. Dinliyoruz. Gelecek. Hareketli şarkılar var değil mi albümde? Olmaz mı her şey? Yırtayım o zaman üstüm başını yırtayım. Eyvah eyvah. Evet Müslüm Bader. Müslüm Bader.
barış. Hoşça kal dedi, ne de elveda. Sanki benle kanlı bıçaklı gibi. Komada hislerim ağır yaralı. İçimden herkese çatmak geldi. İçimden herkese çatmak geliyor. Nedir bu nefretim, yine bu kinim? 7.65'li şu an elimde. Gecenin böğrüme bir kurşun sıkıp İçimden 40 yıl yatmak geliyor. İçimden 40 yıl yatmak geliyor. Canlanır yaşlı gözümde. İsyanım feryadım sığmaz dilime. Moralim nasıl bozuk bu gece. İçimden herkese çatmak geliyor. İçimden herkese çatmak geliyor. Nedir bu nefretim, yine bu kinim? 7.65'li şu an elimde. Gecenin böğrüme bir kurşun sıkıp İçimden 40 yıl yatmak geliyor. İçimden 40 yıl yatmak geliyor. Nedir bu nefretim, kime bu kimi? Öyle bir duruşum,
bakışın var ki gönlümü sevdaya saldım bir anda. Gözlerin, sözlerin öyle başka ki aklımı başımdan aldım bir anda. Gözlerin, sözlerin öyle başka ki aklımı başımdan aldım bir anda. Mutluluk vaat eden gülüşlerinle sevdiye haykıran işvelerinle. Mutluluk vaat eden gülüşlerinle sevdiye haykıran cilvelerinle. Tarifi imkansız güzelliğinle kalbimin sahibi oldum bir anda. Tarifi imkansız güzelliğinle kalbimin sahibi oldum bir anda. Bozmam diyordum, yıllanmış tövbemi bozdum bir anda. Ölsem de tövbemi bozmam diyordum, yıllanmış tövbemi bozdum bir anda. De korkum yeniden aşık olmaktı, korktum başıma geldi bir anda. Tek korkum yeniden aşık olmaktı, korktum başıma geldi bir anda. Gülüşlerinle sevdiye haykıran işvelerinle. Mutluluk vaat eden gülüşlerinle sevdiye haykıran cilvelerinle. Tarifi imkansız güzelliğinle kalbimin sahibi oldum bir anda. Tarifi imkansız güzelliğinle kalbimin sahibi oldum bir anda. Öyle mi oldu ya? Çok güzel, çok hakikaten güzel. Reklam kuşağı. Efendim, o zaman ne diyelim biliyor musunuz? Bakın reklamların ardından ortalık yıkılacak, yer yerinden oynayacak. Nasıl mı biliyor musunuz? Bakın ben öyle Hacı Mandal Mührü gibi konuşmam. Demokrasinin kılıcını bir çekerim sevgili seyirciler. Demokrasinin kılıcını reklamlardan sonra göreceğiz. Hadi reklamlardan bakalım ayrılın. Reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmıyorsunuz arkadaşlar. Kaşgari TV'de tüm hızımızla devam edeceğiz.
apaçı vallahi. Bitti mi? Bitti. Devam kapatıyoruz. Tamam. Sevgili Murat Yaman vallahi gözleri açıldı sen oynarken. Nasıl bir danstır bu? Nasıl bir ahenktir ya? Mikrofon düşmüş baksana. Akşamlar herhalde Taksim'de diskolarda geziyor bu. Şunu şuraya takar mısın? Diskolarda vallahi diskolarda barlarda Erdem Bey. Şöyle Erdem her Bey. Her gün diskolarda her gün barda. Şöyle. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Bakın. Bakıyorum. Çalışmayı size arı öğretebilir. Bilgiyi de size kurt öğretmendir. Bilgiyi ise eski insanlardan alabilirsiniz ama sanat ancak insanın içinde olan bir şeydir. Sanat. Bakın size bir sanatçı geliyor şimdi. Bakın bir sanatçı geliyor ki bu ne? Bir dakika. Bu ne? Arabamın tekerleği gel. Arabamın tekerleği. Bu ne? Selamun aleyküm. Mülayim stüdyomuzda şu anda. Selamun aleyküm Cümlettin efendim. Merhaba efendim. Saygılar müdür hanım. Evet. Erdem Bey. Dur bir dakika lastik şişiriyorum. Lastik şişirip okumayın. Erdem Bey. Hocam tekeri kaybetti. Tekerini kaybetmiş ya. Aa bunda oynanıyor Hocam getirdim tekerini işte al. Bu ne demek? Niye teker getirdin? Hocam bu stres tekeri. Bu özellikle stres atıyorsun bunu. Şöyle assak bu ne olur böyle? Tabii. Düşer mi? Şimdi normalde biliyorsunuz. Ama kameraya doğru gitme. Sakin olalım, sakin olalım. Bir şey söyleyeceğim. Bakur mu yanaşacak buraya biraz sonra? Hocam bu senin, bundan böyle senin o teknomüziklere ihtiyacın yok. Bu senin stres atmak için teker. Arkadaş, bana stres, yaylı bu. Stres atabilmek için getire teker mi getirdin bana? Ama başka hocam, bir şey demek istiyor yani. Kısaca oynamaya gerek yok diyor. Demin Münayir yolda tekeri patlamıştı demek çıkardım. Hocam görüyorsun. Arkadaşlar sesim iyi geliyor mu sesim? Her zaman harika yardımcı geliyor. Teker. Şimdi bakın. Geliyordur. Buraya kim geldi? Kendisini tanıyorsunuz. Tüm Türkiye tanıyor. Ama herkesin kalbine taht kurmuş. Bakın ne dedim hani? Çalışmayı aradan öğrenebilirsiniz. Kurt sizin öğretmeninizdir. Bilgiyi eski insanlardan öğrenebilirsiniz ama sanat insanın içinde olan bir şeydir. Yaratıcılıktır der seyirciler. İşte size bir yaratıcılık örneği. Yok yaratmak Allah'a mahsustur da üretmek diyelim. Bu anlamda yarattınız. Fikir yarattınız. Fikir yaratamaz mısınız efendim? Üretiriz yani üretiriz. Bakın ıslak ayağınız kayar ha. Benimle şey yapmayın. Ayağınız kayar böyle fırt aşağı düşersiniz ondan sonra. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun gözlükle gözlükle oynama diyecek. Yani seni tebrik ediyorum. Niye? Artık bundan sonra stressiz bir hayat seni bekliyor. Neden? Ya yaylı sana teker ayarlamışım ya. Ya buraya bir şey var mı ya? Bir şey soracağım. Ya bunu kaça aldın sen bu tekeri? Hocam bu ödünç arkadaşların aldık tekeri. Ya sen benim bildiğim bir şey soracağım. Sen buraya metrobüsle gelmiştin. Metrobüsün tekerini mi söktün? Ne yaptın? Bu o kadar var mı? Ben bir sürpriz yaptım. Bugün daha sürprizlere doyacaksınız inşallah. Adam dedi haber çıktı en son haberde. Metrobüs seferleri durdu diye. Bundan mı acaba tekerini çaldın? Yok. Bu sürprizler başlıyor sana. Bugün olacak hep sürprizlerimiz var maşallah. Böyle okursam güzel mi? Yaylı. Hocam bundan sonra ne diyorum sana? Stressiz bir program sunacaksın vallahi, ya. Valla. Hazırlıklı ol. Demokrasinin kılıcını çekmesi. Bunun mazot da gitmiyor değil mi? Demokrasinin kılıcını işte çekmemin sebebi burada. Evet görüyorsunuz. Yağı Hacı, da gitmiyor, suyu da gitmiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Gel şöyle bir dinlen. Gel. Kütelini bir silelim sen. Kalkamıyorum ben bundan. Sen gel hele bir telini silelim. Kalkamıyorum. Çok teledin sen dur. Kalkamıyorum ben buradan. Şöyle bir telini. Maşallah dur. Valla maşallah adın gibisin maşallah. Çok terledim evladım. Hop evladım hop. Aa bir şey söyleyeceğim bir dakika. Tekeri atmak istiyorum şöyle bir saniye. Dekor bozulmaz. Tekerimizi böyle koymak istiyorum. Tamam abi şimdi şey bu program o. Hareketli program. Hareketli ya bir şey soracağım. Çok özür dilerim sevgili seyirciler. Evet. Bakın eğlence burada, bombalar burada. Ben şimdi canlı yayında öyle bir soru soracağım ki yine ortalık karışacak. Ben de soracağım biraz. Önce ben Murat Yaman'a bir soru sormak istiyorum. Sevgili seyirciler bundan iki hafta önceki programımızda çok değerli sanatçı Huri Sapan gelmiş buraya. Ve Serkan Kaya ile ilgili bir açıklama yapmıştı. İşte bundan sonra ben varım. Eyvah, kendisi eyvah. Hasta. Onun tahtına ben adayım gibi buna benzer. Ben de Huri Sapan'ın konuşmalarıyla böyle bir muhabbetin olduğunu öğrendim. Şimdi kendisinin sesi gerçekten Müslüm Gürses'e benzeyen takdirle Türk halkının dinlediği Murat Yaman'a sormak istiyorum. Huri Sapan böyle bir açıklama yaptı. Hemen ikinci bölümümüzün başında siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Evet ondan önce şimdi kardeşim benim 40 yıllık arkadaşım pardon. He, pardon isim neydi? 45 yıldır bu işe yapıyorum. İsim neydi senin abi? 30 Mehmet miydi acaba? 40 yıllık kâni olur mu yani demek istiyorum. Sen arkamızda kaldın. Şöyle önümüze bir gelelim. Oraya bir yok. Biz mi arkamızda? Arkamdan olmama rahatsız olduysa şimdi... önüne geleyim. Problem değil. Problem değil. Ben öne de geleyim. Arkamdan konuşma efendim. Gel önüme konuş. Buyurun Erdem. Evet. Benim arkamdan çok konuşuyorsun. Tamam ben önden konuşuyorum. Ya ben biraz geç kaldım. Buyurun efendim. Sen de gel. Murat Bey. Hemen size sorumuzu yönelteceğiz. Yönelttik sorumuzu. Serkan Kaya
ben kısaca bir izleyicimiz anlamamıştı, biraz aceleye geldi, onu açıklayayım. Evet, Serkan Kaya günler önce bir açıklamada bulundu. İbrahim Tatlıses artık hani belli miladını doldurmuştur, artık hani yerine ben varım diye. Siz bu tahta uygun görüyor musunuz Serkan? Vallahi... Bu açıklamayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Üstad Murat Kaya, ya Murat Yaman'a soruyoruz. Yaman. Bu ülkede bir tane imparator varsa tabii evet. İbrahim Tatlıses'tir. Eyvallah. Öyle kimse onun yerini de almaz. Bağırmak da bir ona yakışıyor. Onun çıktığı diklere. Hı hı. Yani bu ülkede bağırmak bir tek ona yakışıyor. Evet. Öyle onun çıktığı diklere herkes çıkamaz. Yani çıkıyor da o da kendi çapında güzel okuyor kardeşimiz. Evet. Ama öyle bir parçayla öyle kimse imparator olmuyor, kusura bakmasın. Çok seviyor Erdem Bey Serkan Kaya'yı. Çok üzüldü bu açıklamalar üzerine. Erdem yani şunu demek istiyorum. Şimdi bir İbrahim Tatlıses olmak tabii ki benim onun şahsi şeyi beni ilgilendirmez tabii. Kişiliği. Onumuz. Fakat ses olarak İbrahim Tatlıses tartışılmaz. Onun önünden de kimse geçemez. Daha ondan önce daha dün bir bugün iki daha dursun daha biz daha, daha biz bile Latif hala ses. Daha sanatçı olamadık. Daha yani Şaban Latif ses var. Sıra, ondan sıra. daha bir sürü sanatçımız var. Bu arada yani. Da tabii. Daha bir Erdem Gençlük var mesela daha sırada. İnşallah. Ben mi yapacağım? Ne yapacağım? Şimdi kere Murat Bey bana diyor ki bir şiir değil mi Murat Bey? Evet. Bir şiir, sana diyor bir şiir şeyi yapalım. Bir şiir ya, oku. Evet. Bana bir arka hocam bir şiir. Emrin olun. Nasıl seslenelim sizce Murat Bey? Güzel, çok güzel. Abi, Erdem Bey'in seslenmesi. Şimdi bir dakika. Şey Erdem diyeceğim. Bir şiir okusun abi. Yok yok. Şey diyeceğim. Şimdi biz Mülayim'e bir albüm yapıyoruz. Evet. İnşallah albümü de çıkınca. Ben klibinde oynamak istiyorum. He, albüm, klibinde oynamak istiyorum. Albümü çıkınca Türkiye'nin ekonomisi düzelecek. İnşallah biz de onu bekliyoruz. Nasıl bir albüm var acaba? Koşma albüm falan mı? Koşacak mı? Bir şiir alalım. Bir dakika Erdem Bey şiir okumadan üşüyecek. Şey, hadi bir çıkar bir kendine bir. Üsürük geçireceksin sen. Rahat ol. Yayı soyun ya. Niye soyunayım? Ayıp olur ya. Abi soyun sen rahat ol ya. Sen rahat adamsın. Allah Allah. İçinde atlet var mı bakayım? Yok atletim yok. Lan atlet giymemiş Allah canını almasın. Çok terliyorum dedim. Terim belli olsun. Alın terim belli olsun. Doğrudur. Sen şimdi rahat ol. Soyun. Yok. Altta paçalım var. O zaman kravatımı da çıkartayım. Evet, evet enseyi biraz aç bir şey olur ama. Yok açamam ben seyircime çok saygılıyım. Ceketimi de giyerim aslında. Hocam kravatsız diye bir şey. Biz de kapatalım. Ben kravatsız ve ceketsiz çıkmayı sevmiyorum. Hani şapkasız çıkmayı sevmem. Atlet yani. Niye giymedin? Atletin ne güzel terini alırdı çünkü alttan sen, alttan. Çünkü sen gömleğimi de çıkartacağını bildiğim için dedim ki atlet giymeyeyim o riski göze alamam burada çünkü. Neyse olmaz. Hadi öyle olsun. Yani güzel bir tane patlat. Şu anda 450 milyon kitle seni izliyor. Kaç milyon? 450 milyon. 450. Almanya, Hollanda, Belçika, Tanzanya, Kenya. La herkes izliyor ya. Bununla konuşacağım. Şiir okuyacağım. Önce bir, şimdi 450 milyon bizi seyrediyorsa, sayın 450 milyon halkıma buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kenya Büyükşehir Belediye Başkanı'na da selam söyle. Kenya Büyükşehir Belediye Başkanı. Kontane. Kontane. La pasita do picano ta şiko pa. Ateşi mili kopa ta şi. O da Japon oldu Japon. Yok Kenya Japon. Cepen cepen. Doğru konuştun mu? Senin ateşin çıktı. Sen ateşin. Konuş. Sen konuş konuş ya. Oh. Şimdi ben... Yanıyor lan vallahi yanıyor. Devam et. Bakın. Şimdi reklam arasında sevgili Murat Yaman dedi ki, Erdem kardeşim dedi, sana da bir albüm yapalım dedi. Rahat olalım değil mi? Kim dedi? Sevgili Murat kardeşim. Hiç bile bana dedi, sana niye yapsın? Sana dedi bir albüm. Ben dedim ki, ben dedim şarkıcı değilim, şarkı söyleyemem. Konuşuruz, sonuna kadar konuşuruz. Herkese de yarışırız da, kimseyi tanımam. Tanımayız, tanımayız. Ya sen şu şiiri hele bir oku ya. Bir şiir bile oku. Millet şiir bekliyor. Yok, ben şiir okumayayım da şöyle söyleyeyim. Bir ilk bahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Yılları durduracak, güneşi doğduracak bir sevgi arıyorum, bir aşk arıyorum. Şiir değiştirdim, bir daha söylüyorum. Güneşi doğduracak, yılları durduracak. Benimle bir ömür aynı yastığa baş koyacak. Bir aşk arıyorum, bir sevgili arıyorum. Söyle. Söyleyeyim. Bak şimdi söylersin de bunu. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak. Bir sevgili arıyorum, deli gibi sevecek. Ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek, bir sevgili
arıyorum. İşte bu lan. Hiç. Çek hemen çek. Erdem Bey canlı şarkı okudu. Çek suyunu çek. Sağ olun. Beni gerçekten karar verdim size bir mizah tarzında. Abi bahset kendiliğinden patlıyor. Film yapacağım. Film. Bize mi yapacak? Kime? Evet. Biz işte beraber. Işıl da olacak değil mi içinde? Tamam. Abi bu arada. Çok teşekkür ederim. Onu da isterim. Çok sağ olun Melih'e. Yani muaf tutulmuş. Şimdi konuya Erdem gelelim. Gelelim konuya buyurun. Şimdi konuya gelelim. Gelelim. Öncelikle abicim senin gazetinden önce Murat Yaman'ın senin hiç konserine gittin mi bir kere? Sen onu biliyor musun? Bilirim çok seviyorum kendisini. Hayır gitseydin sende bir iz olması lazımdı. İz. İz. Çünkü millet üstünü başını yırtıyor. Murat Yaman'ın konserinde kadınlar birbirini yiyor ya. Lan diyorum durun sakin olun ya. Abi sakinleştiremiyoruz ya. O yüzden ben Murat Yaman'ın konserine gitmemeye çalışıyorum. Çünkü millet kardeşim birbirini yiyor yani. Eskiden de abi eskiden. Yani şimdi biraz tabii güvenlik yapmadığım için artık bir ara verdik. Ama kesiyorlar mı gerçekten? Bundan sonra pop okuyacağım. Bir abi şey daha söyleyeyim mi? Sonunda pop okuyacağız. Yırtık koplarla. Yok yok senin abi o senin damar parçalarını yine iyi. Bir şey daha söyleyeceğim sana bu arada. Buradan müzik piyasasına duyuralım. Madem magazinden bahsetti arkadaş. Evet. Efendim Türkiye'deki ünlü sanatçıların %80'ine, aslında %89 da bazıları aranjörleri başkanı yaptığı için diyorum. Evet. Kaset çalışmaları, klip ve bütün organizasyon, iki tane muhteşem stüdyosu var. Türkiye'de gezin dolaşın dersiniz ki ya bu işte ya. Yani en güzel stüdyosu ve en uygun fiyata. Allah yani razı niye böyle yapın? Kendi yerin olduğu için mi? Kendi yerimiz bir kampanya da yapmış. Herkes bir kampanya yapıyor. Evet. Yap bir kampanya yemin ediyorum. Biz de sürme bizim dahiliz sürme. Şimdi ismini söyleyeyim mi? Mesela Mustafa Sandal gibi bir sürü işte Hakkı Mut olsun birçok. En son Mustafa Topal onu yaptık. Gerizekalı sevgilim Survivor'a gitti. Gerizekalı bak ucu orada çıktı yani. Bak. Gerizekalı sevgilim. Çok bak güzel bir şarkı. Demek çok anlamlı. Azer Bülbül, Hakkı Bulut. İşte birçok ünlü. İlberay'ın mahpusane yaptık. Mesela. Klip de çok güzel çünkü. Klibi de bizim projemiz. Seninle çektiğimiz, ben senin klibinde oynadığım şey nasıldı ama? Yani o zaten CNN'de oynadı. Ben bugün bir duyuracağım. Bir klip, senin adına bir kampanya yapacağım ben. Tamam. Efendim yani Murat Yaman'a kampanya bir başlayalım. Albüm yaptırana iki klipte bedava. Şey iki söz. Şey. İki klip. Eşant. Çekeceksin değil mi tamam, eşant? Al işte bunu canlı yayında bir açıyoruz. İşte gerçek aynen yönetim işte gerçek. Tamam. Sibel Hanım'la bize de yapacak inşallah. Peki bu kampanyadan bizim karımız ne olacak? Hocam şöyle olacak. Sizin klipte oynatacak herhalde. Bir dakika. Yok istemiyorum bana senin, ne bana ne bana ne. Bir dakika, ne? Bir dakika 20 liram var mı? 20 lira var mı? 20 liram mı? Bir bak yani. 20 liram var. Önemli bak çok önemli. Şeyde kaldı soyunma odamda kaldı. Yiyin nerede sen soyunuyorsun sen bana göster. İleride. Arka tarafta. Arka tarafta soyunuyorum orada kaldı. Abi ben yayında almam lazım. Şey ama ama benim soyunma odamın kapısı kilitli anahtarı burada nasıl açacağım? Ver sen ben açıp gelirim sen ne yapacaksın? Ama çantamın içine koydum ben. Ya onu çantanı yayına getireceğim sen korkma ama yani. Ama boş çantada özel şey var ayıp olur yani. Bu da yani şeyleri ya söylemeyin. Ya bir 20 lira için 20 tane laf sokuştun araya ya yapma ama lan. Çok paradan bahsediyorsun 20 liradan hani 2 lira desin. Sen yapma bunu yazıklar olsun yediğin peki, köfteleri. Peki ne yapacaksın 20 lira yok köfteleri. Bir şey yapacağım bir özel bir gösterim vardı şimdi. Şey, sen de var mı diyeceğim ama sen de benim gibi bıraktın aynı şekilde. Üzerimizde yok ne olacak şimdi ya. 20 lira vermesek de anlatsam. Muratcığım, öyle olmaz. Ben el aldım. Mahmut Tuncay'dan el almışım ben şimdi kalkıp bu da şimdi. Yanlış mı? Aynen. Mahmut Tuncay'dan el aldım. Sana 20 lira borcumuz olsun o zaman. O zaman reklam arası olacaksa ilerleyen saatlerde. Olmayacak. Saatler. Sen geldin ya kesin de reklam arası yok. Ya arada sen ben konuşurken sen bir git gel ya. Çünkü arkadaş, önemli. İlk defa tarihinde görüyorum programa çağırdığım konuk benden para istiyor. Abi biz bu işi para için yapıyoruz şimdi. Ama yine dua ediyorum. Allah'ıma bin şükürler olsun ki isteye isteye 20 TL istedi. Demedi ki 2000 3000 TL. Bak görüyorsun 20 bizi TL'yi veririm ben. Hiç problem değil. Bakın burada. Ama yayında görmemiz lazım. Bakın bizi öyle 450 milyon TL diyormuş ya. 450 milyon huzurunda söyleyeyim 20 TL veririm problem ama değil. Ama nerede hani? Bir ona göre anlatalım onu ya. Soyunma odasında kaldı alacağım biraz. Git sonra bir soyun gel ya şey pardon bir ama soyun gelemem ben zaten giyineyim şu an. Pardon yani soyunma da sen git gelecektin bak pardon. Çok uzak şimdi, çok uzak. Şimdi Murat Yaman'dan güzel bir şarkı alalım. Alacağız bir dakika. Kesecek miyiz kendimizi? Almadan önce almadan önce. Buyur buyur. Ben buradan bütün ev hanımlarına sesleniyorum. Sakin olun yani şeye kapılmayın. Normal bir şekilde oturun kahveniz için ama etrafı yırtmayın. Perdelere asılmayın. Elinizde kesici bir alet olmasın. Bu arada Sibel Hanım'ın çok çok selamı var. Kesinlikle bize albüm çalışması için geliyoruz. Güzel bir hazırlıklarımız var. Bizim de hafta içi her gün programımız var. Güzel hazırlıklarımız var. Koltuk takımlarımız geldi. O yüzden selamı var. Sibel Hanım'ın size çok selamları var. Sibel Hanım size saygılarımızı ve sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Sibel Sevinç, ünlü sanatçı. Göremesek de burada sizi görüyorsunuz. Gerçekten güzel program yapıyor. Ben sana gitmiştim.
Buradan o da kardeşlerin en güzeli ya. Çok güzel program sunuyor. Sen olmadığın zaman aynen öyle. Vallahi benim elim ayağım ama her bakın her erkeğin diyorum. Sen ne yapsan hakkını ödeyemez. Doğruya doğru. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Her başarılı bir erkeğin arkasında tamam eşi vardır ama ben daha tam bir başarı zirvesine az kaldı. Benim yok. Mehmet abi kızından sonra her oldu. Başarılı, benim arkamdakiler... Her başarılı erkeğin arkasında eşi vardır diyorsunuz. Peki benim, evet. Her başarılı hanımın danası oluyor bu. Benim ondan... arkamda da... Valla ben başarılıyım. Kendisi çok başarılı. Sağ olsun beni çok güzel yönlendiriyor. O yüzden ben kendisini benim çok seviyorum. Sibel Sevinç, alkışlarımızla bir parça göndereceğiz. Benim... Bir de Melis. Melis Hanım'a bir parça göndermemiz lazım. Şu an tabii... Antalya'dan Melis Hanım. Baver de bizi izliyor. Jet Sosyete. Cavit kardeşim de Ankara'da ona da albüm yapıyorum. Şu an klibini sana konuk göndereceğim. Çok tamam. Güzel sesi nereden, var. Nereden bir sizi ikinizi bir araya getirdik ya? Siz böyle hasretmişsiniz ya. Bak benim başarılı olmamın arkamdaki bana köstek oluyor diye. Bal! Evet. Tamam zıttı. Amallara olsun. Yani bir insan destek ya birlikte olması olduğu arkadaşına destek olacağına köstek olursa doğru. Biz iş yapamadık. 6-7 yıldır ne albüm yapabildik ne şey yapabildik. O yüzden de... Olsun hayırlısı varmış bunda bir yer. Her şeyde bir hayır var. O zaman bu sıradaki parçayı, Antalya'da ünlü iş adamı Ali Bey ve Melis Hanım'a gönderiyoruz. Antalya gönderdi. Evet, ünlü iş adamı. Antalya'nın neresi? Antalya herhalde... 450 milyonun içinde merkezde. Müslüm severlere. Müslüm severlere bir şey soracağım. Bu arada tabii ses de Müslüm baba, Müslüm baba Allah nur içinde yatsın. Amin. Öyle bir üstada sesimizin benzemesi. Tabii çok ki bizim, faydalı olmasın beraber bizim, çalışırsınız. Bizim onur vericidir. Bir Müslüm Gürses olmak öyle bir yok. Bir imparator yok böyle bir şey. Müslüm Gürses bir efsanedir. Biz onun tırnağı olamayız. Yani öyle ama İbrahim Tatlıses'i böyle yok ben onu halk karar verecek. Öyle bir şarkıyla geleceksin yok ben Müslüm Gürses oldum yok bilmem ne oldum. Yok öyle bir şey. Abi bu arada sen okurken lastiği kenara mı alalım? Nasıl yapalım bunu? Lastik bu lastiğin üstünde oturarak okuyacağım. Tekerleğin üstünde tekerlek dursun. Stres alır. Ya da sen tabii. Otururuz biz tamam şimdi kendimizi keseceğiz mi? Ne yapacağız? Hazır yok mıyız? Hocam. Benim arabada lastiği de gitmişti zaten. Ha, onu size verelim. Hocam biraz seni yapıyorum. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Senin abici mi? Serinledi beni çok serinledi. Bu arada bu gelecek olan şarkıyı çok değerli Nedim abimize de burada bizim her şeyimiz gerçekten. Tüm dış çekimlerimizi yapar. Teknik konularda her türlü konuda bilgi sahibidir. Kaşgar TV'nin Berkem'i diyorum gerçekten. Nedim abim için de gelsin. Şu anda dinliyor çünkü bizi. Son derece milliyetçi ve çok koyu Beşiktaşlıdır benim gibi. Bu yüzden seviyoruz onu. Bir kocaman. De ünlü sanatçı Kurtlar Vadisi'nin başarılı oyuncusu Osman Timur. Şu anda Yedigöller demiş bizi izliyor. Yedigöller. Aynen Yedigöller şeyde bu. Hemen Yedigöller bilmen lazım senin. Bu... Beyşehir'de tarafı. Ya işte Adapazarı, Sakarya. Ondan sonra şeye geliyor Yedigöller'e doğru. Yedigöller'de. Şey. Abi orada hemen ya. Kars'a gelmedi. Yok. Bu. Kars çok ileride kaldı. Uzak batı. Tamam. Yani Osman Timur ailesine, Bağdat Timur Osman Timur ailesine saygı duyuyoruz. Şarkıyı da gönderelim. Sibel Hanım'a da gönderiyoruz ama Sibel Hanım hiç. Zaten o benim şarkı kardeşim. Şarkı gelsin yavaş yavaş. Gelsin şarkı. Haydi bakalım. Lastiği de alın. Ama hadi bakalım canlıyım. Hadi dinliyoruz bakalım. Oh
Çaresizlik içimdeyim. Karanlık dünyama ışık kaptırmıştım kendimi. Oldu mu? Evet. İşte bu. İşte bu. Olay bu yani. Hocam bu. Yani adam hakikaten ya. Kendi söz müzik değil mi hocam senin? Bu mu? Evet. Yok. Olsun. Ama sen... Yani bunda benim de ama çoğu benim de bazen başkalarının duygularını da okumak lazım. İşte herkes onu yorumlayamıyor işte yani. Yani bu arada işte... sevgili seyircilerimiz fark etmişlerdir ki ne kadar müstakim bir karar verdik ki böyle iki izzet evet. bir arada toparlayabildik, benim, bulabildik ve sizi buluşturabildik. Erdem Bey bir şey gerçekten izzete değersiniz bunu Erdem söylemek Bey, istiyorum. Erdem Bey saygılar sunum ama evli miyiz? 40 senelik arkadaşım. Bunun arkasından çünkü çok tehlikeli bir soru gelecek. Yok sen çünkü hayatta evde kalmazsın onu demek istiyorum. Kalmam zaten kalmadım. Evet. Ama ben evde kalıyorum başka nerede kalacağım? Ya normalde evde kalıyorum sen başka yerde mi kalıyorsun? Yok biz normalde biz babaannemlerde falan kalıyoruz. Orası ev değil mi başka bir yerde? Çadır falan mı? Biz normalde şey ben evde kalıyorum da. Banklarda gece onlu çocuğuyuz diyor musun? Siz gibi apartman çocuğu değiliz yani. Nereden biliyorsun? Bolu göllermiş. Bolu ben, bu arada. Triplex'te kalıyorum. Osman Timur şey diyor. Bolu'ymuş. Bolu'da yedi göller. Yedi göller. Banklarda kalıyoruz. Ha değil mi şu hocam? İyi günler. Bu arada Yaşar'cığım yabancı kalma. Sen Allah Allah. Kaldım. Yok yani sen o kadar konuşuyorsun ki dinliyorum. Kıza bir konuşurum. Çok özür diliyorum. Kızmıyorsun değil mi? Estağfurullah. Tamam var mı güzel bir soruları falan? Sen de katıl. Dahil ol. Katılacağım. Murat Yaman'a da mülayimede sorularım var ama Murat Yaman'la devam edelim. Tamam. Evet şimdi klip çekiyorsun, sezon da geldi. Sahne aldığın bir yerler var mı bu arada kendin müzik adına? Onu da özellikle sorayım sana. Bir yerlerde çalışıyor musun şu anda? Ya vallahi ben hiç sahne almıyorum. Niye almıyorum? Çünkü sahneyi kirletmişler ya. Böyle bir yok masa getir. Yani şimdi bazı masayı getirmek için bazı sanatçılar, bazıları ama herkese sözüm meclisten dışarı. İşte masa getir, bilmem bir türlü şeyler ne saçma değil mi ama bunlar yani? Da benim dilime almak istemiyorum. Yok bazı saçma şu. Şeyler yapıyorlar yani. Sanatçı sanatını yapacak mesela. Diyor ki işte 5-6 masa getir de işte. Al masa abi sen gelirken masanı getirmedin şimdi, değil mi? Böyle, masa nerede abi? Böyle masa mı götürüyorlar? Hani masa nerede abi? Ben sandalyemi getirdim. O zaman ben de tekeri götüreceğim bundan sonra. Aynen. Ben teker getireceğim oraya masa götürmüyorum. Ben. Şimdi aynen öyle. Böyle de oturacağım ona. Adam sesiyle burayı doldurması lazım. Yani şimdi benim bildiğim usulen bir sanatçı demeyeyim bir yorumcu, türkücü yani 45 dakika sahne yapar yani. Cırkını çıkardılar. 5 saat adam masaya çıkıyor. Ondan ayıp yani. Kim? Acaba sorabilir. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Yok. Her şeyi devletten beklemiyor muyuz? Sorabilir miyim? Kimdir bu 5 saat işgal eden sahneyi? İsim kim? Kimdir? Yani isimler derken şimdi mesela eskiden 45 dakika gidiyordu. O zaman şeydi yani. Şimdi, daha uygundu. He, yani
Şimdi yani tabii... ihtiyadı ve itidali artık elden çıkarmışlar. Evet. Bu arada değil konuyu değişmeyin bak, sözünü unutma. Evet. Kameraman arkadaşım, Erdem kardeşimizin ayaklarına bir zoom yapar mısın hocam? Sol bacağına doğru bir zoom yapabilir misin? Bir şey var orada, anormal. Evet, bacağınızda bir şey gördüm de bir ne dakika. Ne gördün abi? Yakın çek abi bacağını tam aya. Bakın ayakkabıyı görüyorsunuz. Gerçek hayvan derisi. Bir dakika. Çok dikkatimi çekti lan. Gerçek hayvan abi, derisi. Şimdi hayvan hakları hayvan hakları sorumlusu bağlanabilir şu an. Ama lan. İnanın ki o hayvanı ben kesmedim. Benim bir hamle yok. Hayır, bir şey. Peki abi bir şey diyeceğim ama bak. Kesmiş, hangi hayvan arkadaşlar bir şey itiraf edeceğim. Bak bir şey itiraf edeceğim. O gün neden Urfa'da sen hayvan eti yiyor muydun yemiyor muydun? Ahmet abi. Hayvan eti yiyordun. Yedi doğru. Evet. Ahmet abi yerden mi döndü? Neden Urfa? Evet. İyi ki de ayakkabıya zoom yap dedin. Başka yere zoom yap demedin. Yok. Kurtardı paçayı. Onun için daha. Gerçi biraz konuşalım. Boyalım ama. Ne oldu? Komik bir şey mi var acaba? Şimdi şey soracağım. Sen dost paşa Hüsnü'nün ayağa bakar demişler. Hocam. Senin ayaklarına mı ilgileniyorsun? Şey söyleyeceğim dur. Hakiki dinozor derisi galiba değil mi? Ne demek istiyorsun yani? Dinozor derisi mi giyiyoruz ayakkabı yok, olarak? Hayır yani... Yani hayvan derisi olduğu belli de mesela. Yani hangi hayvanın dinozoru mu? Yok, nesli tükenmekte olan son, hatta gergedan derisi ben gördüm bu zamana kadar. Bizimkisi sandalye derisi. Al. Bakın. Senin bir şey soracağım. Gerçek sandalye derisi. Sana bakın. Bir şey soracağım. Seninki de hayır, seninki de yılan derisi. Çaput. Senin ayakkabın. Bu ayakkabı yılan derisinden yapılmış. Yok, yılan derisi. Benim sandalye hocam. Yok, gerçek. Yılan derisi. Sandalye burası. Ya bir tane evde var anakonda. Anakondayken ondan yaptırmışsın sen belli. Şimdi bir şey soracağım İlahi'cim. Ne adamsın lan? Sen bugün maşallah bir yerden geldin, sen İstanbul dışındaydın. İstanbul dışındaydın, doğru. Seyirler, abi, değerli kardeşimiz İlahi'm bugün İstanbul dışında Aydın tarafından sırf program için kalktı buraya geldi. Bir soralım bakalım, yolda bir şeyler mi geldi başına, ne oldu? Sen teker meker kaptın geldin gelirken. Ana haberlerde çıktık. Onu soralım. Ana haberlerde yani şeylerde çıktık. Şöyle bir olay vardı. Açılış nedeniyle 50 tane ücretsiz alın altında. Ama halı mı dağıttılar? Aydın ve Deniz tarafından sonra geldik. Sanki teker dağıtmışlar ya, sen teker alıp gelmişsin. Mikrofonum mu şu an? Ama teker biraz teker de yani 4 çapıydı abi. Çok bir tane de olsun. Teker senin masanın nerede? Sonra bir oturacak bir sandalyem biliyorum. Tekerlek. Peki bir şey soracağım sana. Sen bunu aldın, getirdin de bu teker bana burada malzeme oldu. Sen niye kullanmıyorsun bunu? Ben hocam senin 4 çaplı temsili var ama. Başka ne sürprizlerin var senin? Az sonra ama şu 20 liraya alalım ondan sonra. Program bitecek, yarım saat kaldı. Ama şu 20 liraya alalım ondan sonra. Ben sana şu anda birazdan... O zaman söz veriyorum. Birazdan kısmet açan, 15 gün içinde kısmet açan bir şey getireceğim. Ama hani bir 20'lik yok, ama bir şey yok. Ama birazdan dedim program bitecek. Yok. Ama işte bu 20'lik yok. Ama 20'lik benim soyunma odasında kaldı dedim ama sana. Ya sen bir git bir hemen soyun dış etleri bir... Ama anca giderken soyunup döküneceğim. Gündelik şeylerimi giyip dışarı çıkacağım, evet, program bittikten sonra. Evet sevgili Erdem Bey. Erdem devam Bey. Ediyoruz olan cazımızda çok fazla konuştuk. Evet. O yüzden şarkı istiyorlar. Hemen Murat Yılan'ın iki şarkı arka arkaya alacağız. Dur istemeden bir sorum daha var. İstemeden. Ne oldu, bir şey mi olacaksın? Bak 20 TL yok. Hakikaten yok. Ben bak inan ki yok. Yok, soyunma odası bende de yok. Bu arada Güney Soy Marketler bile var. Şimdi bu Cevat abimiz var. Cevat Aksoy bilirsiniz. Gebze'den. Gebze'den neresinde? Güney Soylu abimiz. Gebze'nin hemen tam belediyenin karşısında. Onu da bilmiyor Gebze tam. Belediyenin tam karşısında çok selam var. Aleyküm size selam. Cevat Aksoy abimiz. Ben tanıyorum onu. Türkiye'nin Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanımıza buradan selamlar gönderiyoruz. Ne iş yapıyor? Abi marketler var, zinciri var ya. Kaç tane var yani, Allah razı olsun. Efendim? Çok değerli bir sanatçı dostu. Ben şimdi Gebze'ye geliyor. Sibel Hanım'a geliyor, Türkiye'nin her yerine geliyor, Osman Timur'a geliyor. Evet, temennamızı yaparak selamımızı veriyoruz. Ve şimdi gerçekten güzel bir yorumdan, güzel bir sesten senin güzel isteğin için iki tane şarkı dinleyelim bakalım. Hayır amca!
çekemezsin ağlarım. Yatağında olur elini. Eğer ben dinlersen üstüne düşmem. Çekemezsin ağlarım. Yatağında olur elini. Eğer ben dinlersen kölem olurum senin. Eğer beni dinlersen üstüme düşme benim. Kalbimde yer edersen derdim olurum senin. Eğer beni dinlersen üstüme düşme benim. Çekemezsin ağlarım, yakamda olur elin. Eğer beni dinlersen üstüme düşme benim. Çekemezsin ağlarım, yakamda olur elin. Eğer beni dinlersen kapatmaz. Verdiğin tesenni beni
unutulmaz. Derman yerden sende bulunmaz. Hoşuna benimle uğraşma dokun. Derman yerden sende bulunmaz. Boşuna zaman harcama dokun. Dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma, dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma. Bedenimde değil kalbimde yara. Pek alışkanlığım bir zalim sevdim. Bedenimde değil kalbimde yara. Pek alışkanlığım bir zalim sevdim. Sen çekil yanımdan sevgilim gelsin. Boşuna zamanı harcama dokun. Şifa bulmaz derdim senin elinden. Boşuna zamanı harcama dokun. Aşk yaralıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğim teselli beni avutmaz. Aşk yaralıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğim teselli beni avutmaz. Derman yardanı sende bulunmaz. Boşuna zamanı harcama doktor. Derman yardanır sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma. Dokunma, dokunma. Alkışlar, alkışlar. Bakın, bu programın bir bahadır delikanlısı olarak çok balaban duygular içerisinde her şeyin temenna edeceğini, bakın ve tekamül edeceğini özellikle söylemek istiyorum. Nasıl biliyor musunuz? Bakın işte o balaban olacak bir örnek geliyor şimdi. Programımızda balaban. Neden her şey balaban olarak gelişiyor? Bir örnek burada. Ben anlamadım şimdi. Efendim? Tabii ki. Evet. Şimdi. Geldik buraya. Ne geldi buraya? Ben anlamadım. Şimdi hocam. Dedim ya hiçbir şey muayyen değil bu programda. Doğru. Her an her şey olabiliyor. Şimdi özel şunu diyorum. Bana mı getirdin bunu? Öncelikle bir yok. Oturayım tıraş mı edeceksin beni? Şimdi bir 20'yi alalım. İlk önce bir 20'li bir alalım. Ya ben. Bize rüşvet kesiyorsun. Yok abi canlı yayın açın. Bak şimdi şovumuzu yapacağız ya. Bak neler getirmişiz ya. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. Gerçek lan. Lan oğlum yemin ediyorum gel. Allah'a teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gel. Bir dakika düşünürsün beni. Allah Allah. Gel. Sana sakin ol. Oğlum kafayı tuttum. Dur sen rahat ol. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Oğlum lan kalkmıyor lan. Kalkmıyor lan. Ya hocam sakin ol. Sakin ol oğlum. Allah. O ne lan? Bak. Yerinden kalkmıyor. Ya ben kalkmam. Abi. Ayakkabı dedim. Dinozor deresinden nasıl kalksın? Bir şey söyleyeceğim. Şeyini al dur. Neyi mi alayım? Çivin çıktı. Şey pardon.
Şaka yapmam çıkmış. Sevgili seyirciler, ben demedim mi? Bu program pek bir şey muayyen değildir diye. Bakın bu programın dedik Bahadır delikanlısı olarak bütün balaban duygularımla her şey tekamül ediyor abi. Yavaş yavaş. İşte görüyorsunuz her an her şey olabiliyor. Bu sen ne? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şey, bu ne? Şu ne? Abi o senin şeyin kızın. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu kızı program başladı hiç konuşturmuyorsun. Bu koltuk o kızın koltuğu. Şöyle alın müdür hanım size. Bir dakika. Şimdi sen niye haksızlık yapıyorsun? Şimdi burada sevgili seyircilerimiz diyecekler ki dediği doğrudur. Olur mu? Hep o konuşuyor. Ben susuyorum ya. Normalde hiç konuşmuyor. Ya bu kız hiç konuşmuyorsun. Devam et. Sana da amel ayarladım. Bu ne? Bu başka ne var? Bakayım. Bu taraf ya bu taraf sana ait değil mi? Bu taraf ona ait. Ne olacak şimdi acaba? Biliyor biz boş gelmedik yani bile. Aa çok teşekkür ederim. Harikasınız. Bu da sana özel. Sen de şimdi bunu herkes içinde yavaş yavaş aç. Ne mi? Yavaş yavaş aç. Şimdi ona hocam onu özel getirmişim. Bunu ben çıkartmak zorunda mıyım? Çıkar iyi olur ya. Bunu çıkartmak zorunda mıyım? Çok teşekkür ediyoruz Mülayim Bey. Özel şeyimizi benim bu. Bu bir dakika çıkar. Sana onu layık görmüş. Evet. Sevgili Mülayim kardeşimiz. Ama bana bakın ne layık görmüş. Bu zaten hayır. Geldi geleli programdan beri bana takılıyorsun. Yok diyorsun hayvan derisinden ayakkabı giyiyorsun diyorsun. Ama sonra, yalan mı söylüyorsun? Beni ağlatacaksın sen. Bana getire bunu getirmiş. Hortum. Bu ne? Ama neden hortum? Bir dakika. Bir dakika bunu alır mısın? Bir saniye şöyle yapalım hemen. Bunun makinesi nerede? Şimdi hocam, şimdi anlat. Kusura bakmayın. Biz biraz kirletiyoruz ya zaman zaman stüdyomuzu. Şov programlarında... Yerler kirlenebiliyor. Benim buraları temizlemem lazım olarak ama makinesini hayır, getirmemiş. Yanlış anladın. Bir saniye. Şöyle alacağım buraları bir da saniye. Makinesi yok. Ben bunu niye getirdim? Sen neyi şimdi stresli bir adamsın. Terleyen bir adamsın. Bunu normal makine taktıktan sonra yüzüne serinlik de üflettiriyor bu. Unutma makinesi gibi. Tabii şöyle mi? Boğazına sokacaksın, ağzını açacaksın, içindeki şey serinliği kurunlu olacak. Sen öyle mi yapıyorsun? Tabii canım bu sana özel ortam. Nasıl yapıyorsun mesela? Şimdi makinesiz olmaz bu şimdi. Makinesiz çalışmaz mı? Göstersen bize. sen benim 20 lira mı aldım? Onun için mi aldın 20 lira mı? Yok daha aşkım. Bir dakika. Daha başka şovlarımız da var. Sen sakin ol. Bir saniye. Koyamadık da bunu. Yani... Sen şu masadan sen çık bir sırtımı alayım ben senin kendi bir. Sırtımı mı alacaksın? Tamam şu paranın şeyini hakkını verelim gel. Seyirci abi nasıl olacak böyle bir şey ya? Gel. Kaç kilosun sen? Ben mi? Sen kaç kilosun? 100 kiloya yakın varım herhalde. Yok canım 160 var senin. Yok 100. Sen kaç kilosun? 250 mi? ha? Şimdi bakın sevgili seyirciler. Arkadaşlar sen sözler diyorlar artık meyda yapmamış. Tığ gibi delikanlıyım ben. Tığ gibi delikanlıyım. Doğru majaj şey yok. Ama baksana diyorlar ki son 2-3 dakika kaldı diyorlar. Şarkıyla bitireceğiz nasıl yapacağız ya hemen? Ya hemen bitirmeseydik daha bir şeyler daha vardı ya. ne vardı? Ya bir sürprizimiz daha vardı. Tamam o zaman hemen yapalım onları ama sen beni almasan düşürürsün be. Yani yok son anda almam lazım. Son anda al o zaman şimdi. Son sözlerimizi emin alalım o zaman bir saniye. Tamam eyvah. Bir koşuda koşu müsabakasına katılıyorsun. Üçüncü sıradaki adamı geçersen kaçıncı olursun? Üçüncü sıradaki adamı geçersem kaçıncı olurum? Evet. Kaçıncı olurum? Dördüncü mü olurum? Siz söylemeyin. Yine üçüncü olurum. Üçü geçmişim çünkü. Bir dakika şey soralım. Hocam kaçıncı olursun? Üçü geçmişsin, üçü geçmişsin. Alkışlarımızla! Alkışlarımızla üç doğru cevap. Ben biliyordum. Bravo! Ben demedim, bir şey demedim. Biliyordum da, hayır bilmemiş gibi görmek için. Doğru, aynen. Şimdi, gel Mülayim'cim. Sen çıkacak mı masanın üstüne, içeri mi? Ya beni çıkartacaksın şuraya ya. Erdem Bey, hep onu zarar vermiyoruz, sakin Erdem Bey. Sakin ol, bir dakika abicim, dur. Yavaş, ağırlığını fazla şey yapmayın, bir daha şey yapmayın. Sakin ol, bırak! Sevgili seyirciler, çok özür dileriz. Gel şöyle Mülayim. Gel şöyle. Sevgili seyirciler, kusura bakmayın. Zaman nasıl geçtiğini anlamadık. Herhalde değil mi? Kapatıyoruz artık. Evet, dükkanı kapatıyoruz. Saatimiz 17.20'yi gösteriyor. Şarkıyla kapatacağız. Çünkü normalde buçuğa kadar programımız ama hani şarkı girdikten sonra şarkı tam dinlemek istiyoruz. Tabii, doğru. Murat sen de gelir misin? Hocam. Tamam. Murat Yaman'a çok teşekkür şimdi, ediyoruz. Sevgili seyirciler. Yani, önce ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Erdem Bey, ben bir şey söyleyeyim. Efendim, bu hafta sizlerle buluşmaktan çok mutlu olduk. Biz burada eğlendik. Ümit ediyorum ki siz de ekran karşısında eğlenebilmişsinizdir. İnşallah tekrar buluşabilmek, görüşebilmek ve birlikte eğlenebilmek dileğiyle. Şimdi mikrofonlarımı sunuyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün bizi izleyen herkese sevgili şovmen Mülayim'e çok teşekkür ediyorum. Muhteşem efendim. Bir enerji kattı. Sibel Hanım'a selamlarımı yolluyorum. Buradan izliyor, size selamı var. Birazdan. Sevgili Murat Yaman'a çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı bu saatlerde geldi. Mülayim ve Murat Yaman çok büyük bir güzellik kattılar. Sevgili Erdem Bey her zamanki gibi çok konuştunuz. Işıl Deniz'e de çok teşekkür ederim. Evet doğru. Evet. Hemen senin şarkında kapanış yapıyoruz. Bir kusur ettiysek özür dileriz. Çok güzeldi, sıcaktınız vallahi. Hocam yani Murat Yaman ünlü. Sıcak
Sana nasıl ulaşacaklar ya? Bir sürü arkadaşlar beni arıyorlar, evet, diyor. Kasetçim. Facebook'tan bizim konserler için, klip yapmak için, albüm yapmak isteyenlere. Evet, değil mi orada? Kampanyada biliyorsun, kampanyayı sen... Kampanya söyledik. Evet. Yani albüm yapanlara iki tane klip bedava. Bedava. Efendim, bir klip Erdem 10 bin 20 bin. Erdem Genç Türk ve Işıl Deniz'de Eğlence Rüzgarı programı Kaçkar TV ekranında bugün için yani. Işıl Deniz. Tekrar görüşürüz. Sizlere şarkıda veda. Bahçeme diktiğin aşk tomurcuğu, haydi gülümse çiçeğim, ilkbaharda açtığı gibi. Sen bana can veren hayat gibisin, çıkarıp aklından atma çiçeği. Haydi uyan filizi, toprağı yırttığı gibi. Sen doğaya can veren sevda çiçeği, sevdiğini kalbinde gizledin beni. Bahar ayını müjdeleyen nergis çiçeği, haydi uyan filizi, toprağı yırttığı gibi. Sen doğaya can veren sevda çiçeği, sevdiğini kalbinde gizledin beni.